Türk'ün öz mayası olan Yörük Türkmenler, hepiniz 15. Muğla Uluslararası Yörük Türkmen Toyumuza hoş geldiniz. Büyük emeklerle meydana getirilen ve 15.si düzenlenen Yörük Türkmen Toyu'nda hep birlikteyiz. Yörük Türkmen kültürü, tarihi çok geçmişe, çok ötelere dayanan kadim bir kültür. Göçebe bir kültür. O yüzden bu kültür bizim köklerimiz. Bunu kesinlikle unutamayız, unutturamayız. Her zaman bu kültüre sahip çıkmak zorundayız. Cephede kanını döken, canını veren Yörükler, Türkmenler, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bu toprakların savunulmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok büyük katkılar sunmuşlardır. Bugün önümüzdeki en büyük tehdit olarak gördüğüm şudur. Türkiye kontrolsüz sığınmacıların maalesef kampı haline getirilmiştir. Buna itiraz ediyoruz. Bu bizim demografik yapımızı, kültürel yapımızı, ekonomimizi, hatta her şeyimizi, bekamızı tehdit eder duruma gelmiştir. Bu konuda hükümetimizin bir an önce bir önlem almasını ve ortaya ciddi bir irade koymasını bekliyoruz. İstiklal Savaşı'nda topraklarını terk etmeyip savaşan kadınımıza, gencimize, çoluğumuza, çocuğumuza, erkeğimize, kadınımıza tekrar buradan şükranlarımı, minnetlerimi sunmak istiyorum. Biz topraklarımızdan kaçmadık. Bu topraklarda kan döktük, savaşarak bu toprakları tekrar kazandık. Onların hepsine şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Aydın Germecik'ten, Germecik Çavarı ve Yörük ve Zeybekler Derneği'nden Halil Gökçen. Kültürümüzü yaşatmaya geliyoruz. Buraya üçüncü, belki dördüncü gelişim. İsmim Sezer Dinger. Kuşadası'ndan geldik. Kuşadası Aydın'dan. Bizden sonra gelecek olan nesile örnek olmasını istiyoruz yani. Adım Natalya Batıralıyeva. Gagauzum, Türk Gagauzum geldik. Gagauzya'dan mutluluk hissediyoruz. Çünkü buraya bizi kan çekti. Aynı kan bizde yani. Türk kanı, Gagauz kanı. Merhaba, benim adım Aza Yurtseven. Ankara'dan geldik buraya. Yani bence kesinlikle bu aktiviteyi yapmaları gerekiyor. Gerek hobi, gerek de yani mesleki olarak. Çünkü hem eğleniyoruz hem de bu şekilde geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bence kesinlikle bunun içinde olmaları gerekiyor hayatlarının bir yerinde yani.